Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Fransa'da tarih ve coğrafya öğretmeni Samuel Paty'nin kafası Rus vatandaşı bir çeçen tarafından kesildi. Bu korkunç olay Fransa'yı dehşete düşürdü. Ülkenin İslam'la kimilerine göre sorunlu olan ilişkilerini ise daha karmaşık bir hale getirdi. Trend Topi'nin 49. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengür. Samuel Paty derste ifade özgürlüğünü anlatmak için daha önce Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlamış olan Charlie Hebdo haftalık gazetesine örnek vermek istedi. Pati gazeteyi göstermeden önce öğrencilerini uyardı, isteyen Müslüman öğrencilerin sınıftan çıkabileceğini söyledi. Ne var ki velilerden biri bu durumu İslam'a hakaret olarak algıladı. Sınıfın sosyal medya grubunda durumdan şikayetçi olan Veli, üyesi olduğu cemaati de harekete geçirdi ve öğretmen Pati'nin katlenin vacip olduğuna dair bir fetva verdirdi. Fransız polisi olayın detaylarını aktarıyor. İbrahim C. olarak aktarılan veli anlaşılan 18 yaşındaki Çeçen Abdullah Anzarov'la anlaşıyor. Anzarov'la velinin daha önceden mesajlaşmış olduğu tespit edildi. Veli ile anlaşan Anzarov öğretmeni infaz etmek için okula gidiyor. Ancak öğretmeni tanımadığı için Samuel Pati'nin hangisi olduğunu öğrencilere soruyor. İki öğrenciyle konuşan Anzarov öğrencilere sadece Samuel Paty'yi biraz korkutacağını söylemiş ve Paty'e özür dileteceğim bunun da videosunu yayınlayacağım demiş. Öğrencilere bir de 300 er euro harçlık vermiş. Öğrenciler de öğretmenin kim olduğunu Anzarov'a göstermişler. Anzarov da bunun üzerine korkunç planını gerçekleştirmiş. Anzarov polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec que la nation toute entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain, pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier, qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. Macron, saldırının gerçekleştirildiği akşam öğretmenlere seslenerek tüm Fransa'nın yanlarında olduğunu, özgür görüşleri, özgür düşünceyi anlatmaya devam etmelerini istediğini belirtti. Yapılan saldırının bir öğretmene yapılmasının tesadüf olmadığını ve bunun halkın bölünmesini amaçlayan bir radikal İslamcı terörist tarafından yapıldığını ve teröristlerin kazanmalarına izin vermeyeceklerini, birlik olacaklarını söyledi. Öğretmenlik mesleği Fransa'da bir tür kutsal meslek, çok sembolik. Az maaş alıyorlar ancak Fransa'nın temel değerlerini öğrencilere aktarmakla mükellefler. Onun için Patin'in öldürülmesi Fransız kolektif hislerine büyük bir darbe vurmuş oldu. Cinayetin ardından Fransız polisi Müslüman cemaatler ve camilere çok yoğun operasyon başlattı. Facebook'tan Samuel Patin'in öldürülmesi çağrısını yapan Pantin Camii 40 gün süreyle kapatıldı. Filistinli Hamas'la bağlantılı Şeyh Yasin kolektifi de yasalışı ilan edildi. Avrupa'da bir yandan aşırı sağ güçlenirken bir yandan Avrupa tabii göçle karşı karşıya. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu göç, Avrupa'da yaşayan Müslümanların sayısını arttırıyor. Müslümanların sayısının artması sekülerizm tartışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Sekülerizm Fransız devletinin vazgeçilmez bir parçası. Fransa Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtalarıyla karşılaştırıldığında dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi. Ülkenin neredeyse %10'u Müslüman. Aslında Fransa Başbakanı Macron yeni bir yasa tasarısı hazırlığında. Yasa geçerse radikal İslamcı gruplara ait ibadethaneler ve okullar hükümet tarafından kapatılabilecek. Macron Fransa'da İslami yasalara göre değil, yürürlükte olan yasalara göre bir yaşam olmasını istiyor. Ülkede güç kazanan aşırı sağ ise yıllardır İslami cemaatlere karşı daha sert bir tavır takınılmasını istemekteydi. Macron Ekim ayı başında bir açıklama yapmış ve daha önce bahsettiğimiz yasa ile ilgili açıklamasında İslami ayrılıkçılığa karşı mücadele başlatacaklarını söylemiş, seküler değerleri koruyacaklarının altına çizmişti. Bu çerçevede evde eğitim kısıtlandı. Camiler gözlem altına alındı. Fransa'ya yurt dışından imam atanması uygulamasına son verildi. Macron bu son açıklamasında çok da tartışma yaratan bir şey söyledi. İslam tüm dünyada kriz yaşayan bir din dedi. Macron'un bu açıklamaları tepki topladı. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Dinin sadece evde yaşandığı İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Bu sistemin adı demokrasi değil totaliterliktir. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun? Hadsizliktir, edepsizliktir. İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Bu tür provokasyonlara sessiz kalamayız. Bu tartışmalar devam ederken Samuel Paty katledildi. Fransa'da yaşanan terör saldırısı sonrası binlerce insan Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Jesui Samuel, ben Samuel'in pankartları taşıdılar. Charlie Hebdo saldırısında da Jesui Charlie pankartları taşınmıştı. Pati'ye ülkenin en yüksek şeref madalyası verildi. Sorbonne Üniversitesi'ndeki törene Macron'la beraber 400 kişi katıldı. Samuel Paty est de devenu vendredi le visage de la République. de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner. Bu olayların sonrasında Fransa devlet binalarının meydanlara bakan yüzlerine Charlie Hebdo karikatürleri asıldı. Karikatürler içinde Hazreti Muhammed'in resmedildiği karikatürler de var. Bu saldırı korkunç ama en korkuncu değil. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trendtopic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol. Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü tak senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Samuel Paty'nin sınıfta gösterdiği Charlie Hebdo haftalık gazetesi çoğu zaman ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlayan ağır karikatürler yayınlayan bir gazete. Gazete 2015 yılında kimilerine göre cesur, kimilerine göre ise kabul edilemez bir karar aldı ve İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınladı. Müslümanlar dünyanın dört bir yanında karikatürlere tepki gösterdi. Ancak tepki göstermekle yetinmeyenler oldu. Şerif ve Said Kuaşi kardeşler Kalaşnikovlarla Charlie Hebdo gazetesinin binasını bastı. Ve baskın sırasında toplantıda olan gazetenin editörlerini tek tek vurdular. Cinayet sonrası ise Hz. Muhammed'in intikamını aldık diye sloganlar attılar ve Allahu Ekber diye bağırdılar. Kuaşi kardeşler saldırıdan sonra bir polis memurunu öldürerek kaçmayı başardı. Polis Kuaşi kardeşleri günler sonra bir baskınla yakalayabildi. Bu saldırı sonrasında tüm dünya birlik mesajları vermişti hatırlarsanız. Paris'te devlet başkanları bir araya gelmiş ve birlikte yürümüşlerdi. Başbakan Davutoğlu Paris'e gitmişti. O dönem Cumhurbaşkanı olan Hollande diğer liderlere samimi bir tavır gösterirken Başbakan Davutoğlu sadece soğuk bir şekilde elini sıkıp devam etmişti. Verilen birlik mesajları ile birlikte Charlie Hebdo'da eleştirilmiş biraz fazla ileri gittikleri belirtilmişti kimi çevreler tarafından. Müslümanların bu konuda daha hassas olduğu Hristiyanlara göre bu hamleyi daha ters algılayabileceği de konuşulmuştu. Tabi burada Charlie Hebdo'nun böyle bir gazete olduğunu altını çizmekte fayda var. Charlie Hebdo hep bu tip ofensif karikatürlere yer veriyor. Hazreti İsa'yı da daha önce sık sık karikatürleştirmiş bir gazete. Fransızlar devlet binalarına Charlie Hebdo karikatürlerini koyarak burada aslında net bir tavır alıyorlar. İfade özgürlüğünün arkasında durduklarını belirtiyorlar ve gazeteye destek veriyorlar. Ve tabii ki devlet ifade özgürlüğünün ne olursa olsun korunacağının altını çiziyor. Charlie Hebdo saldırısından sonra bir dizi terör saldırısı Paris'i derinden sarsmıştı. Bu saldırıları eşit üstlendi. Saldırılar 2015'in Kasım ayında gerçekleşti. Bir saldırı Paris'in 10. bölgesinde bulunan küçük Kamboçya restoranında gerçekleşti 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar ayrıca Saint Martin kanalının yakınında bulunan Le Carillon barının dışında bekleyen insanların üzerine ateş açtı 11 kişi hayatını kaybetti. Paris'in 11. bölgesinde bulunan Bataclan tiyatrosunda Amerikalı rock grubu Eagles of Death Metal konseri vardı. Bu konser basıldı. Konseri basan saldırganlar 100 kişiyi rehin aldılar. Korkunç kanlı bir saldırıydı bu. Polis baskınıyla sona erdi. Polis tiyatroda yaklaşık 100 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu son saldırı değildi. Paris'in Saint-Denis bölgesinde yer alan Fransa stadyumu yakınlarında bulunan bir bara da saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande saldırı sırasında Fransa-Almanya milli futbol takımı arasında düzenlenen dostluk maçına katılmak için Fransa stadyumundaydı. Hollande güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı. Maçın ardından taraftarlar polis gözetiminde sahadan çıkarıldılar. Bu saldırıların sonrasında Fransa asla eskisi gibi olmadı. Büyük organizasyonlarda askerler görev yapmaya başladı. Hava alanları askerler tarafından kontrol edildi. Fransa terör saldırılarının ardından diken üstünde yaşamaya başladı. Seküler yapısı nedeniyle organize dinleri kontrol altında tutma geleneğine sahip olan Fransa'da İslam'a karşı tepki ve ön yargılı bakış açısı da güçlendi. Aslında bugün Samuel Paty saldırısı sonrası Charlie Hebdo karikatürlerinin Fransa devlet binalarının üzerine asılmasında biraz da bunun izlerini görüyoruz var ki saldırılardan çok önce 2011 yılında Fransa'da kadınların peçeli çarşaf veya burkayla yüzlerini tamamen örterek sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu yasak epey tartışma konusu oldu. Kimileri bunun dini özgürlüklere müdahale olduğunu söyledi. Diğerleri de bunun hem güvenlik için gerekli olduğunu hem de aslında burkanın, çarşafın, nikabın kadınları baskı altına aldığı dolayısıyla bu yasanın kadınları özgürleştirdiğini savundu. Yasak Birleşmiş Milletler gündemine taşındı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi kamuya açık yerlerde peçe taktıkları gerekçesiyle 2012 yılında para cezasına çarptırılan iki Fransız Müslüman kadının başvurusunu değerlendirdi. 18 üyeli komite Fransa'nın kadınların dini gerekçelerle peçe takma özgürlüğünü ihlal ettiğini işaret etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Başkanı Yuval Şeyni, kendisiyle birlikte diğer üyelerinde burka ve çarşafı kadının ezilmesinin bir şekli olarak gördüğünü vurguladı. Ancak Şeyni bu yasağın kadınların hiç evden çıkmamasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Burka yasağı ile başlayan süreç Müslümanlarla Fransız devleti arasında bir gerilime yol açtı. Şimdi burka yasağının ardından gerçekleşen saldırılar. Saldırıların ardından gitgide daha sıkılaşan bu konuda Fransız devleti bu gerilimin sürdüğüne işaret ediyor. Bir tarafta radikal İslam, diğer tarafta yaşam tarzları nedeniyle baskı altında kalan ve baskının şiddetinin artmasından endişe eden Müslümanlar var. Öyle veya böyle İslam aslında yüzyıllardır Avrupa'nın, Fransa'nın bir parçası. Avrupa ve Müslümanlar bunu ne zaman kabullenecek göreceğiz. Ben Topi Podbi Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli, net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.